hiçbir partiyi ayırmadan konuşuyorum. Bu ülkenin sorunlarını çözemez. Bugün ülkede siyasetin programınızın adı gibi sil baştan yeniden yapılanması lazım. Yani bu ekonomiyi siyasetten ayrı düşünemem. Bakkalı siyasetten ayrı düşünemem. Çobanı siyasetten ayrı düşünemem. Bahçeciyi siyasetten ayrı düşünemem. Bunların yapılanması lazım. Çünkü ekonomi de, siyaset de, adalet de, kültürel, sosyal, refahlı, mutlu yaşam hepsi bunların birbirine bağlıdır. Ve ciddi bir şekilde tehlikeyle karşı karşıyayız. Çok büyük şimdi, bir tehlike var. Peki hocam, ortak akıl ve bankacılık. Evet, şimdi yani, böyle bir tanım var ekonomide. Ekonomik karlılık ve karlılık. Bu ikisi farklı şeyler. Yani ekonomik profit ve profit diye ayırdığımız olay. Şimdi ekonomik karlılık nedir? Şimdi hep baktığınız zaman piyasaya veya işte iş adamına veya kurum kuruluşlara herkes ülkede karlılığı konuşuyor. Zararı kar. Aslında bizim konuşmamız gereken ekonomik karlılıktır. Evet. Nedir ekonomik karlılık? Eğer ben bugün geçerli banka faizlerinin üzerinde bir kar yapıyorsam iş adamı olarak, ben o zaman kar yaptım sayarım kendimi. Ekonomi o zaman adamı kar yaptı sayar. Artılı. Evet. Yani örneğin %20 ben yıl sonunda net faiz ödeyeceksem, aldığım krediyi kullanıyorum, iş yapıyorum, üretiyorum, satıyorum ve geri dönüp bankaya ödüyorum %20. Benim buradan %20'nin üzerinde senin bir şey kazanmam lazım. Ki ayakta durabileyim. Aynen. Karlılık mı? Aksi takdir. Aynen. Ha şimdi ekonomik karlılığı konuşan yok. Hocam geçelim. Herkes burada karlılığı konuşuyor. Kesinlikle. Adam %10 kar yaptığı zaman zannediyor ki kar yaptı. Adam farkında değil yılın sonunda %20 faiz ödediğini ve %10 da cepten gitti. Yani bir sonraki yıla iş adamı zararla başlıyor. Zararla gittiğinin farkında değil. Ha bu farkındalık kim tarafından olur? Evet, sen bankalar olarak ilk başta ikaz edeceksin. Korkunç derecede önemli olan danışmanlık işlemlerini, iş uzmanlarını oraya koyacaksın. İş adamı gidip kredisini alırken hangi şartlarda alıyor? Böyle küçücük küçücük okuyamayacağı, altına imza atacağı şekilde değil. Şeffaf bir şekilde. Siz bizim yasalar da açıktır buradan. Mesela adam diyor ki %20 sana faiz verdim. Bunu evet, isterse ertesi gün %100 yaptım diyebiliyor banka. Diyebilir. Böyle bir şey var. Olabilir mi? Var. Siz %20'ye imza atarsınız. Bakın evet, sevgili izleyenler, bu çok dikkat edin. %20'ye imza atarsanız %30'a çıkarsa rahatlıkla senden %30. Yarın ertesi gün diyebilir ki ben vazgeçtim, %100'e çıkarıyorum. Tamam. Şimdi burada ben bankayı suçlamıyorum. Bravo. Adalet neden sistemi. Ben hiçbir bankayı da suçlamıyorum. Çünkü o bankada ayakta kalmak adına bunları yapmak zorunda kalıyor. Ya. Çünkü o bankanın ilk başta uluslararası piyasalardan para borçlanmak gibi bir şansı yok, yok bizim KKTC bankalarımızın. Yani mevduat toplamakta sıkıntı yaşıyor. Bir olay ne zaman, bir ekonomideki bir ürün ne zaman ucuzlar? Ondan çok olduğu zaman. Tabii ki. Evet. Senin çok havuzun yok, çok paran yok ki sen bunu ucuz maliyete satabilesin. Peki şöyle de bir şey var, biliyor musunuz ki banka açılımına izin verilmiyor şu an. Yani verilmesin de, gerek yok. Yani şu anda ben bu konuda bir sayı artırmak gibi bir... Hocam çok rahatsızım bu konuda çünkü banka hepimizin hayatı. Ekonomi bankasız parasız olmaz. Parayı konuşuyoruz. Kesinlikle. Şimdi hükümette yetkili bir arkadaşıma şöyle çok keskin bir ifade kullandım. Beni yurt dışından uluslararası bir bankanın genel müdürü ziyarete geldi. Kendilerine aynen şu cümleyi söyledim. Bu çok önemlidir bu devlet içinde bana göre. Dedim ki siz, ben devletin yetkili bir mevkisinde olsam sizin lisansınızı durdururum. Hı. Niçin Özdağ Bey dedi bana. Dedim hani size bu devlet lisans verdi. Burada bankacılık yapıyorsunuz. Bu devletin lisansını kabul ettiniz. Bu devletin insanını, pazarını, müşterisini kabul ettiniz. Tanıyorsunuz ve bankacılık yapıp para kazanıyorsunuz. Ama size ipotek verecek. Bu devletin tapusunu tanımıyorsunuz. Daha önemlisi var. Daha önemlisi var. Ben hüda verdi olarak özel sektörde olmamdan dolayı ben kredi kullanamam. Evet. Memur olmasa. Ama bozucuğunda. Aynen. Çünkü şimdi böyle bakın. Evet, iş adamı bir ekonominin lokomotifini canlandıracak, yatırımı canlandıracak olan adamın bizim bankacılık anlayışımızda
itibarı devlet memurundan daha güçlü. Hocam bize Amerika'da... Bize diyor ki... Evet, bize diyor ki bak şimdi ama bunu da yadırgamıyorum ha. Yani yadırgadığımda çünkü kendisi de diyorum bak ilk başta kendi kendini emniyete almak durumunda. Dolayısıyla ben ne yapıyor? Ben devleti yadırgıyorum, bankayı yadırgamıyorum. Bankayı yadırgamıyorum. Şimdi emniyet dediniz eskiden evet. Emniyetimizde sorumlu bir büyüğümüz hatta sevgili hı-hı. Kazım Ant. Onu alıp hemen devam edelim. Tamam. İyi akşamlar Kazım Bey. İyi akşamlar Sayın Mirilyon, nasılsınız? Sağ olun, sizleri sormalı. Teşekkür ederim. Sayın Bulut Akacan'a iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hüda Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sayın Özal Kerem, değerli kardeşim iyi akşamlar. Çok güzel bir program götürüyorsunuz. Tebrik ederim. Aynen sil baştan. Zaten bu programa, bu program bizde biraz böyle bağımlılık yaptı. Onun için ilk birinci programına da katıldığım için zevkle de izliyorum. Çok kısa bir şey söyleyip arkasından sorumu soracağım. Önce Muhittin Bey bir eleştiride bulundu. Onu fazla devam ettirmeyeceğim ama ayak ayak üstüne atmak modern çağda güven, cesaret, kararlılık, akıl, bilgi ve rahatlığın göstergesidir. Tam beni anlattık. Hocam hayır yani Muhittin Bey'i eleştirmiyorum. Bağlı olduğu kültürün onun da güzel bir kültürden geldiğini çok çok iyi biliyorum, algılayabiliyorum. O da güzel bir kültür. Evet. Ancak modern çağda da anlamı evet. Bu. Bunu geçiyorum. Tartışma konusu bile olamaz. Benim söyleyeceğim şu, Sayın Bulut Akacan bilecek. Zannediyorum beni geçen programa da katılmıştım. Muhtemelen mahkemeye verme, yargı önüne çıkarma gibi bir takım girişimler var. Hiç kimseye ne küfrettim, ne sövdüm, ne sayın benim bizim yapımızda böyle bir şey yok. Olamaz, mümkün değil zaten. Ancak biliyorsunuz Karşıyaka'da yaşanan yabancıların yaşamış olduğu 12 yabancı bir de yerli ailemizin yaşamış olduğu bir faizlerden girdiniz. Onun için çok kısa örnek verip Hüda Hocam'a da soru soracağım. 2005 yılında 2005 Kasım'ında borçlanılan arazinin ipotek verilmesi suretiyle 60.000 TL artı 1800 pound borçlanıldı. Yaklaşık 4 yıl içerisinde bu borç uygulanan faizlerle Akfinans'ın uyguladığı faizlerle tam 4 yılda bu rakam 1 milyon 650 bin TL. Yani eski rakamla 1 trilyon 650 milyar oldu. Bu hangi ekonomik mantığa, hangi insani ve vicdani akla, mantığa sığar, hangi bankacılık sisteminde böyle bir olay var ve ben bir arkadaşımı da eleştirdim. Bildiğim kadarıyla Akfinans'ın sahibidir veya büyük ortağıdır Ertuğ Kader. Onu söyledim. İsmini söylemekten de çekinmiyorum. Kendisiyle hiçbir şekilde alacak verecek hiçbir şeyim yok. Bugüne kadar konuştuğum, belki selamlaştığım insan bile değil. Ancak bildiğim kadarıyla kendisi şu anda iskan adaletini gerçekleştirmekte görevli İskan Encümeni'nin 7500 TL maaşlı bir üyesidir. İçişleri Bakası, aynı İçişleri Bakanlara duyurulur. Ben buna ve bütün programlarda her gün söylemiyorum. Galiba bu üçüncü kez söylüyorum. Şimdi de faizden açıldı. O nedenle söylüyorum. Hemen sorumu da soracağım. Sayın Bulut Akacan şeyleri de istemiş galiba avukatları. Veterileri mi, CD'leri mi filan. Verin lütfen. Aynen söylediğim bunlardır. Verin beni mahkemeye versinler. Ben eğer adalet algısı